konumuz şu anda memurluk yasasındaki o küfür maddesinin çıkartılması gündemde. Tamam. Eğer şayet o maddenin çıkartılması halinde bizim memurluk yapmamız uygun mu? Yani genel olarak memurluk yapabilir miyiz? Tamam. Yani şimdi biz Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Şimdi biz memurluk meselesini üç ayrı parçaya bölmemiz gerekiyor. Yani birincisi şu an mevcut sistemdeki memurluk meselesi. Mevcut sistemde bir insan memur olmak istediğinde mutlaka 657. maddenin memurlarla ilgili kısmında bir yemin var. Yani ya sözlü olarak veyahut da altına imza atmak suretiyle o yemini kişi kabul etmek zorunda. Ve o yemin insanı İslam dininden çıkarır. Çünkü Atatürk ülke ve inkılaplarına bağlı kalacağına, laik düzeni koruyacağına dair ister sözlü ister yazılı fark etmez, insanı dinden çıkarır. Diyelim ki bu maddeyi AK Parti'nin kaldırma gibi bir düşüncesi var. Diyelim ki kaldırdı. Bu sefer işin şahsiyetine bakmamız lazım yani. Mesela yapılan iş nedir? Örnek veriyorum, şimdi polis de memurdur. Asker de devletin nezdinde memurdur. Öğretmen de memurdur. Karayollarında çalışan adam da memurdur. Misal. Şimdi bir polisle bir karayollarında çalışan adamın durumu bir değil. Niye? Çünkü anayasal sistem, yani mevcut olan anayasal sistem, bu sistemi koruyan, bu kanunları koyan, bu kanunları yürürlükte tutanların hepsi bu küfür amelleridir bunlar. Çünkü Allah Azze ve Celle tek hüküm sahibidir, tek kanun koyandır. Onun dışındaki bütün kanunlar, onun kanunları dışındaki bütün kanunlar, küfür kanunları olmakla beraber o kanunları koyanlar, onları yürürlükte tutanlar, onları koruyanlar, onlara destek verenler, bunların da İslam dininden bir nasibi yoktur. Eğer memurluk zatından dolayı küfrü gerektiren bir işse, işte örnek verdiğim gibi polislik, askerlik gibi, yine yapılamaz, mümkün değil. Bunların hepsini çıkarırsak, yani mücerret sadece memur, karayollarında işte diyelim su işlerinde memur. Burada da haramlar var. Yani mesela sakal kesmek gibi, ondan sonra kafirlerin kıyafetlerini giymek gibi, işte onların bir takım törenlerine iştirak etmek gibi mesela. Asıl olan Müslümanın rızkına haram karıştırmamasıdır. Yani ne olursa olsun. Çünkü rızka haram karıştırmak demek, insanın Allah Azze ve Celle'nin bereketinden kendini mahrum bırakması demektir. Bundan dolayı rızkımıza haram karıştırmayacağız. Böyle olunca da bu sefer memurlukta bu tip problemler var. Yani onun için asıl olan Müslümanların memurluktan uzak durmasıdır. Asıl olanı söylüyorum. Az zaruret olur. Bir Müslümanların halifesi, Müslümanların maslahatı için bir iş görür, bir Müslümanı bununla görevlendirir. Bunu kastetmiyorum. Bu ayrı bir meseledir. Fakat onun dışındaki meselelerde ister haram olsun, ister küfür olsun, bu ikisinin bulunmuş olduğu ortamlara Müslümanların şey yapmaması lazım, girmemesi gerekiyor. Allahu alem.